Herkese günaydın. İstanbul'daki ilk günümü yaşıyorum. Arkamda da babam var. Şurada. Şimdi babamı bırakacağım. Oradan karşıya geçeceğim. Yolda görüşürüz. Hayır, sadece çekeceksin baba. Kameramanım babam olunca. Seni Yıldırım arıyor. Ver. Bu arada Radyo Ekseni Bulgaristan'da inanılmaz özlüyorum. Orada çalan müzikleri hiçbir radyoda bulamıyorum. Sürekli de Spotify'dan öyle kendimi liste güncelleyemediğim için. Bulgaristan'da neyi özlüyorsun derseniz, arkadaşlar, aile, manevi öyle şeyleri geçiyorum. Kahvaltı ikinci sırada Radyo Ekseni olabilir. Neyse, bugünkü planım şu. Bir iki gün kendime izin verdim, izinliyim. Ve arkadaşlarımla geçireceğim 2 gün bu. Hatta 2,5 gün, 3 gün gibi. Şimdi Gülçin'in yanına gidiyorum, arkadaşımın yanına gidiyorum. Onun öğle arasında bir araya geleceğiz. Yetişmeye çalışıyorum şu anda. İkinci köprüye doğru gidiyorum. Çok güzel, ılık bir hava var. 14 derece falan. Yağmur yağacak diyorlar ama whatever. İstanbul bana inanılmaz bir enerji veriyor. Yani buradan taşınmamızın sebebi İstanbul değil zaten. Tamamen farklı sebeplerle taşındık, çocuğun eğitimi, işte ülkenin gidişatı vesaire. İstanbul'u inanılmaz özlüyorum. Bence hiçbir yer İstanbul gibi olamaz. İstanbul'da yaşamazsam böyle hani severek yaşamak isteyeceğim yer Barcelona. Amerika'yı söylemiyorum. Yani Kaliforniya'yı falan da çok seviyorum ama Barcelona'nın yeri çok ayrı bende. İstanbul aşığıyım gerçekten. Yani İstanbul'da her şey var. Bence dünyadaki en iyi şehirlerden biri. Hani kültür, işte deniz, iklim. Şimdi ikinci köprüden geçiyoruz. En sevdiğim şey ve bunu hep yaparım. Köprüden geçiyorsam mutlaka boğaza bakarım, sulara bakarım, etrafıma bakarım. Böyle yola bakıp devam etmem. Şimdi size de göstereyim. Gelin şimdi park yeri arıyorum. Sizinle bir park yeri sıkıntı yapalım. Şimdi sola döneceğim. İkinci arada yer bulacağız. Gidiyoruz. Bakalım olacak mı? Haydi bakalım. Şimdi bu birinci ara. Buraya girmiyorum. İkinci araya gireceğim. Şimdi burada yer bulacağız. Biri gelecek. Anahtarıyla bik bik açacak ve ben de park edeceğim. Bekliyorum. Hadi. Gecikmedim. Şimdi biraz buralarda gezmeyi de düşünüyorum. Çünkü bir arkadaşımla daha buluşacaktım ama biraz hastaymış. O yüzden vaktim var. Böyle ucu ucunda planlar yapıyorum İstanbul'a geldiğimde resmen. Bu arada şöyle bir şey var. Ben Bulgaristan'da ne zaman kamerayı çıkarıp kendime döndürsem ve çeksem böyle insanlar böyle bakıyor. İstanbul'da buna o kadar alışıklar ki çok enteresan. Yani. Burada daha rahatım. Bunlar... En son yazda mı görüştük arkadaşlar? İlk ziyaretim ben, değil mi? Ha? İlk ziyaretim ben miyim? Evet. Buradaki işim bitti. Yine bir arkadaşımla buluşacağım. Haddad Caddesi tarafından. Çok az bir şey aldım. Şunları aldım sadece. Şimdi kasaya doğru gidiyorum.
arkadaşımla buluşacaktım. Biraz gecikiyorum. Şimdi bir arkadaşımla buluşacağım. Ondan sonra bir arkadaşımla daha buluşacağım. Sonra da anne arkadaşlarımla buluşacağım. Trafiğim bayağı yoğun. Hepsi böyle ucuca eklendi. Allah'tan böyle hani bu trafiğin dışında buluşma yerlerinin arasında bir trafik olmayacak. Yoksa İstanbul'a zaten böyle planlar yapmak lüks yani. Her an planınız bozulabilir. Olsun, trafiğin de olsa İstanbul, seni özlüyorum. İçeceğiz. Sonra başka bir arkadaşımın yanına gideceğim. Kaşımı aldırmaya geldim. Hafize! Merhaba! Evet, yıllardır ben buraya geliyorum. Kaşlarımı adam eden tek insan. Buraya geliyorum, maymundan insana dönüyorum. Ben hep bunu dediğimde de sen ne diyorsun? Ve kendisini çok seviyoruz. Aa, teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum. Evet. Ellerine sağlık Hafize'cim. Canım. Rica ederim. Çıkın çıkın gelin. Hafize. Gerçekten çok güzel. Evet. Bu arada Hafize'nin muhabbeti de iyidir, sohbeti de iyidir. Teşekkür ederim. Sohbet etmeye de gelin, iyi hissetmeye de gelin. Bakın. Kaşlarım çok güzel oldu. Vallahi müthiş. Oh ya, kendime geldim. Oh, gidebilirim artık. Evet, şimdi kaşlarımı da aldırdım. Ve arkadaşıma gidiyorum. Denize gidiyorum. Denizde kalacağım. İnşallah çok trafik yoktur. Sonra da annelerle buluşacağız. Bu akşam Mom's Night Out var. Denize bavul da geliyor. Hazır mısın? Vlog çekiyorum. Merhaba. Kızlar. Çıkın. Simba nerede? Simba tepelerdesin. Allah'tan trafik yok çünkü. İşte bunlar da Simba ve Chico. Kızlar. Evet, anne arkadaşlarımla buluştum. Asla. Şöyle ekibiz, Dilara, ajan, Nazım müzisyenimiz. Hatta operasyon sanatçımız, maalesef. Tuğba var. İnsan kaynaklarımız. Bu da Tuğba. Bu da dramacımız. Ve orada Özge iki anne. İki çocuk annesi. En önemli işi yapan emektar. Şöyle bir anne ekim. Daha eksiklerimiz var. Gelecekler olacak ve devam edeceğiz. Şimdi böyle içiyoruz falan. Çok tatlısın. Evet, çok tatlıyız. Selfilerden sonra artık boyut tatlı. Anne, bir anne buluşması. Görüyorsunuz. Şu şatlaklar benim anne arkadaşlarım. Pırlantalar. Aramızda koçlarımız var, opera sanatçılarımız var, drama yapanlar var, patik dikenler var. Var da var, bu da web sitesi yapılaşıyor. Logo yapacaklar. Frontend developer. Avukatımız var şurada, Ezgi. Bu da koç. Koçum benim, canımsın. Sen ne yapıyorsun? Söyle bakayım. Ben ne yapıyorum? Anne danışmanlığı yapıyorum aslında. Evet, şu an bize danışmanlık yapıyor. Evet, şu an bu masadaki anneler benden sayılır. Çok güzel. 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 Çok